Çocuklar Okudukça programından tüm izleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, esenlik dileklerimizle selamlıyoruz. Çocukların gelişim sürecinde çok önemli işlevleri olduğunu bildiğimiz resimli kitapları bir dost, bir ustayla bugün görüşeceğiz, konuşacağız. Şu anda masanın üzerinde sevgili Ülkü Ovat ve Ümit Övmel'in birden çok yapıtı var. Ama konuğumuz evet, benim Ümit sevgili Ömel. Evet. Çizgi arkadaşım, kitapları birlikte ürettiğimiz Ülkü Ovat maalesef alerjik sorunları nedeniyle ses kısılmasına uğradı. Sürpriz oldu. O yüzden katılamayacak. Ben katılıyorum. Onu da temsilen ben katılıyorum. Bizim geçmiş olsun dileklerimizi iletirseniz mutlu oluruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Bugün herhalde daha çok resimler üzerine söyleşeceğiz. Okul öncesi çocuk kitapları üzerine söyleşeceğiz. Ve biz daha önceki programlarımızda yinelediğimiz gibi resim de aslında bir metin. Bugün görsel okuma bütün ülkemizde eğitim gerçekliğinin için önemli bir yer tutuyor. Evet. Peki görsel okuma ne zaman başlayacak? Reklamları izlerken mi? İlk öğretimde mi? Orta öğretimde mi? Yüksek öğretimde mi? İddiamız şu ki sevgili hocam, eğer ki resim de bir metinse ve çocuk bu metni 3 yaşından 2,5 yaşına itibaren okumayı öğrenirse, öyle sanıyoruz ki beğeni kültürü 10 yaşına geldiğinde çok çok daha yükseklerde olacak. Hem görseli okuma hem de beğeni kültürü, gözün estetiği algılama kültürü çok daha yüksek olacak zannediyoruz. Böylesi nitelikli çizgilerle, renklerle buluşursa. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimize gösterelim. Bakın, bir yaşındaki çocuğun duyma, düşünme, anlama, anlatma gereksinmesini yanıtlayacak elimize yapıtlar var. Diyeceksiniz ki, hocam bunun neresi yapıt? Yineliyorum. Şu anda benim elimde tuttuklarım bir yaşındaki çocuğun anlama ve anlatma gereksinmesini yanıtlayan edebiyat yapıtları. Bunlar birer edebiyat yapıtı. İşte bu programımızda bu edebiyat yapıtlarını yaratan ustayla görüşeceğiz, konuşacağız. Özellikle çocuklar için, çocuklara göre yapıtlar oluşturan bu ustaların çizgiyle, evet, çocuğa özgü anlam evrenleri oluşturmada öncelikli duyarlılıklarını sevgili izleyicilerimizle paylaşacağız. Evet. Biz bu çalışmalarımızı hazırlarken özellikle biçem üzerinde durduk başlangıçta. Bunun üstünde durmamızın nedeni çok çabuk anlayabilmeleri, çok çabuk kavrayabilmeleri ve bunun için de yalın biçimlerle karşılaşmalarını sağlamaktı. Gördüğümüz gibi buradaki biçimler son derece yalın kullanılmıştır. Evet. Renkler sıvama renk dediğimiz renklerdir. Karışım renkler yoktur. Hı hı. Aynı zamanda hem renkleri görebiliyor, net olarak görebiliyor, hem de biçimleri çok kolaylıkla algılayabiliyor. Ama tabii bu biçimsel yanı işin. Altında yatan metinde vermek istediğimiz iletide de başka şeyler var. Var. Şimdi biraz, evet, sonra o metinleri okuyacağız Sayın, evet, Dildizgin. Ama şu saptamayı izleyicilerimiz için yapalım. Kişilik gelişmesi yaşamın ilk günlerinden başlayarak birbirini tanımlayan dönemlerle gerçekleşir. Sağlıklı bir kişilik gelişimi için yaşamın ilk günlerinden başlayarak çocuğun gereksinmelerinin karşılanması ve sorunlarının çözülmesi gerekir. Ne ki çocuğun gereksinmeleri karşılanmıyor, sorunlarına duyarsız davranılıyor, bilin ki sağlıklı bir kişilik gelişimi gerçekleşmez. Peki çocuğun doğduğu andan başlayarak temel gereksinmesi nedir? Bu programda yanıtlanmaya çokça çalışıldı ama söyleyelim, duymak, düşünmek, oynamak, kendini gerçekleştirmek. Peki bunu, bu temel gereksinmeyi gerçekleştirecek uyaranlara, evet, gereksinim var. Evet. Bu uyaranlarla çocuğun yaşamının donatılmış olması gerekiyor. Hı hı. Peki bir yaşındaki çocuğun yaşamı öğrenme ve anlama gereksinmesini saygıyla karşılıyoruz. Ve bu saygıyla karşıladığımız gereksinmeyi sanatçı duyarlılığıyla yanıtlıyoruz. İşte örneği. Film hapşırınca ne oldu? Bakın o minicik elleriyle, evet, bunun sayfalarını çevirirken çocuk aslında kendi yaşamını anlamaya, hı-hı, tanımaya başlıyor. Evet. Bir yaşındaki, evet, çocuk için hazırlanmış bir edebiyat yapıtı. Bu bir oyuncak gibi değil mi, evet, sevgili hocam, evet, aynı, evet, zamanda? Evet. Sağlam, evet, kavi. Yani henüz
Motor becerileri gelişmemiş olan bir çocuk ince olsa bu çok rahatlıkla yırtabilir, parçalayabilir bunu. Ama siz çok güzel söylediniz. Hem oyun hem de düşünme becerisi. Şunu çocuk aynı zamanda siz fili gösterirken az önce oyuncak gibi kullanabilir. Ama şuradaki şekil, şu biçim, burada bir Kaptan Micho var. İnanılmaz. Her çocuk bu Kaptan Micho'dan olmak isteyebilir. Ve o Kaptan Micho denizde nice serüvenler yaşıyor. Şöyle gördüğümüzde dürbünüyle uzaklara bakıyor. Bir süre sonra Yunus balıklarıyla tanışıyor. Biraz daha ilerlediğinde bir deniz feneri, denizin ayrılmaz bir parçası. Ama daha sonra dalgalı bir denizde serüven yaşaması da söz konusu oluyor Micho'nun, Kaptan Micho'nun. Evet. Küçücük bir çocuk, 1 yaşında, 2 yaşındaki bir çocuğun bu kartondan yapılmış ama üzeri sıvama renkler dediği gibi Ümit Bey'in bu renklerle gözü eğitiliyor, eli eğitiliyor ama bir yandan da düşüncesi o kadar güzel değindiriliyor ki sizin gösterdiğiniz örnek de bunun bu örneğin bir uç noktası diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Dildüzgün, çocuk birçok nesne ve kavramın önce benzer ve farklı yönlerini görerek bir genellemeye gider. Zihin bu genellemeden sonra kavramı oluşturur. Diyorum ki bu çalışmalar aslında çocukların kavramsal gelişimine önemli katkı sağlayan çalışmalar. Peki çocuk bir hayvan kavramını nasıl oluşturacak? Farklı ve benzer özellikteki birçok hayvanı görerek bir genellemeye gidecek ve kavramsal gelişimini 1 yaşından başlayarak, doğduğu andan başlayarak gerçekleştirmeye çalışacak. Şimdi Sayın Övmel'in önünde Ay Nasıl Uyur adlı 1 yaşındaki, 1,5 yaşındaki çocuğun gereksinmesine uygun bir çalışma var. Diyoruz ki, demek ki okuma eylemi 1 yaşında başlamalı çocuk için. Evet. Kitapla tanışma eylemi 1 yaşında başlamalı. 3 yaşında bu tanışma arkadaşlığa dönüşmeli. Çocuk ilk öğretime başladığında kitapla olan ilişkisi, sevgisi yüreğinde, belleğinde oluşmalı. Sayın Ömer, siz gösterir misiniz sevgili izleyicilerimize? Tabii. Ay Nasıl Uyur? Evet. Evet, Ülkü Ovat ve Ümit Ömer'in. Lütfen şimdi ilk sayfayı gösterin. İlk sayfada çocuğun el yapısına uygun kartondan yapılmış bu mini kitap diyoruz biz bunlara. Evet. Ay Nasıl Uyur soru tümcesiyle ilgiyi nereye yöneltiyoruz? Kitaba yöneltiyoruz. Kitabın ilk sayfasındaki öyküyü dinlemeyi sever misin sorusuyla. Evet. Evet. Öykü dinlemeyi sever misin sorusuyla ilgi pekiştiriliyor. Ay öykü dinlemeyi çok sever. Ona öyküleri kim anlatır biliyor musunuz diye bir başka soru tümcesiyle merak. 1 yaşındaki, 1,5 yaşındaki çocuğun merak duygusu devindiriliyor. Şimdi aslında çocuklar biliyoruz ki kendi yaşamımızdan küçük çocuklar çokça soru soruyor değil mi Ümit Bey? Tabii. Bu soruların bir karşılığı aslında burada soruyu belki sanatçı soruyor ama çocuğun rolüne giriyor. Burada bir eğitsel de bir bakış açısı var galiba değil mi Ümit Bey? Öykünün içerisine çekmeye çalışıyoruz çocuğu. Yani o kendisi cevap vererek bu öyküye katılmış oluyor. Ümit Bey gösterir misiniz? Verdiği yanıtlar önemli tabii. Çünkü her çocuk farklı yanıtlar verebilir. Şimdi biz de yetişkin olarak merak ediyoruz. Ona öyküleri gerçekten kim anlatıyor acaba? Evet. Uzay öykücüsü dediğimiz bir öykücü var. Uzay öykücüsü. Uzay öykücüsü diyoruz. Çünkü burada bir sıçratma yapmak istiyoruz çocuğun bilincinde. Yani yaşadığımız dünyayla sınırlı değil çevremizdeki şeyler, algıladığımız şeyler. Bir de uzay denen bir kavram var. Ama bunu hayal gücüyle birleştirip kuru bir anlatımdan kurtarmaya çalışıyoruz. Onun için uzay öykücüsü. Somutlama kullanıyoruz. Peki bir sayfa daha çeviriyoruz. Evet. Ve nasıl bitiyor öykümüz? İşte ay uyuyor. Herkese iyi geceler, güzel öyküler diye herkese bitiriyoruz. Herkese iyi geceler. Günlük konuşma dilinde sıkça yenilediğimiz bir kalıp sözü çocuğun kavram dağarcığına katıyoruz. Ama Ay en çok bu uzay öykücüsünün öykülerini dinlemeyi seviyor. Neden? Şimdi çocuğun neden? Çocuğun neden? Yaşamında da bir annesi, belki de bir ablası ona yatarken öyküler okuyabilir. Değil mi? Belki tabii. Gerçek yaşamda böyle öyküneceği, benzeşim kuracağı kişiliklere gönderme de yapabilir. O kadar çocuğun yaşamından alınmış bir şey ki minicik, 2-3 sayfa kartondan oluşuyor.
Ama oyuncak özelliğini hiçbir zaman yitirmiyor. Evet, Sayın Dildüzgün, o kadar güzel belirlediniz ki. Bir başka özelliğini de ben bu minik kitabını açıklamak istiyorum. İnsana özgü özellikler kime yüklenmiş burada? Ay'a yüklenmiş. Ay'a yüklenmiş. İnsana özgü tabii. özellikler ve tabii. uzay öykücüsüne de öykü anlattırılmış. Yani çocuğun hayal gücünün aslında gelişmesine ön ayak olabilecek bir öyküleme. Peki burada da fil hapşırmış ve hapşırınca ne olmuş? Peki burada evet. benim yumurtam nerede diyor. Peki bu papyon mu diye soruyor. Evet. Bu şemsiyem mi diye soruyor. Hokus pokus tavşan. 3-4 yaşındaki çocuğun gene eğlenme, gülme, öğrenme gereksinmesini yanıtlayan bir başka el kitabı. Değil mi? Ama kalın kartondan yapılmış. Tabii, kavramları da az önce o söyledim. Öykünün içerisinde aktarmış oluyoruz. İşte çizgilerin dünyası. Evet. Çizgi bizim kitaplarımızda ve bizim çalışmalarımızda çok önemli bir öğe. Yani onu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü her şey çizgiyle başlıyor. Ve çizginin yapamayacağı hiçbir şey yok. Yani her çizginin değişik bir karakter yapısı var, kimliği var. Bu açıdan çok önemli ve aslında çocuklar kitapları sadece okumakla kalmayıp bu çizgi evrenini keşfettikleri zaman onlarla neler yapabileceklerini de görmeye başlıyorlar tabii. Aslında kendileri evet. de çizgiler çizerek bizim kitabımızı çizen sanatçıyı öykünüyor. Bir anda kendisi de benzeri şeyler yapmaya çalışıyor. İşte somut örneği. İşte evet. Yani evet. çocuğun kendini gerçekleştirmesine olanak sağlayacak bir başka yol çocuğun yaşam alanına katıyoruz. Kişi çocuk kendini oynayarak gerçekleştirir, konuşarak gerçekleştirir. Bir başka seçenek sunuyoruz. Çizerek. Çocuk çizgilerle de kendini gerçekleştirir. İşte somut bir örneği. Fakat Sayın Dildüzgün, annelere, babalara, eğitimcilere şu yargıyı bir kez daha aktaralım. Bu ülkedeki çocukların 1 yaşından başlayarak ülke ovatı ve ümiti övmeli. Onların ortaya koyduğu yapıtları çocukların yaşam alanına katması, onların duygu ve düşünce eğitimi açısından gerçekten yaşamsal bir öneme sahip. Ben buna yürekten inanıyorum. Ben bir çizgiyim. Bakın evet, kim bu? Kahraman çizgi. Bu kitapta başına, kahraman tabii. çizgi. Tabii. Ümit Ömel şu anda program konuğumuz, bu kitabın kurgulayan sanatçısı. Evet, ben bir çizgiyimle başlıyor. Adım çizgi. Evet, yalnızca çizgi. Sana neler neler göstereceğim. Haydi gel, izle beni. Bakın çocuğun öykünebileceği yalınlıktaki çizgiler. Benim geçmişte 2-3 yaşındaki kızım bu çizgileri öykünerek resim yapmaya başladı. Eğer ilköğretim sürecindeki resim derslerinin başarılı, etkili olmasını istiyor isek çocuğun çizgiyle tanışmasını çok öncelere almamız gerekiyor. Ve bu olmasa kitaplar, ne olur? Neler olur hocam? Neler olur? Neler olur olmasa? Bu çizgiyle tanışması belki 8 yaşına, 10 yaşına ertelenecek. Sözle tanışması belki 11 yaşına kalacak. Yani edebiyat boyutuyla. Ne kadar zamanda, ne kadar çok şey yitirdiğimizi herhalde anne babalar da buradan çok net görebiliyorlar. Değil mi? Yani şimdi sizin gösterdiğiniz örnekte bakın çizgi yürüyormuş gibi bir yol kat ediyor. Ortaya tabii. bir pasta çıkıyor. Bakın, kocaman bir doğum çalışma. Günü pastası oldum hemen. Çizgi, yalın devinimlerle bir doğum günü pastası oluyor. Çocuğa aslında çevresini tanıtıyoruz. Onun ilgi duyduğu nesneleri ve varlıkları tanıtıyoruz. Kavramsal gelişimine katkı sağlıyoruz. Şimdi de bir yılbaşı ağacı. Beğendin mi? Senin için süsledim. Bakın, siz de çok rahat bir şekilde öykünebilirsiniz. Ve oyuncu bir köpek oluyorum. Köpekleri seversin değil mi? Palyaço şapkasına ne dersin? Yürekleri sevinçle, neşeyle doludur palyaçoların. Çocukların ilgiyle izledikleri birçok nesne, varlık, canlı kitaba gelmiş, konu olmuş. Şimdi sen ve ben birer bardak süt içiyoruz. Sonra da bakın Sayın Dildüzgün, basit bir devinimle siz de öykünerek, çünkü çocuk öykünerek öğrenir. Bir sonra da bir kelebek oluyorum. Buyurun. Yani mutlaka her sabah ya da her akşam yatarken süt içmen gerekli diye bir şey söylemiyoruz. Evet, evet. Dolaylı eğitim. Evet. Onu bir oyun haline getiriyoruz. Evet. Özenilecek bir şey haline getirmeye çalışıyoruz. Şu uçağa baksanıza sevgili hocam. Çocuğun o gökyüzünden geçerken sesini duydu. Evet. Ama sürekli belleğinde oluşturduğu anlamlar yüklediği o uçak geldi. Kitabının sayfasında arkadaşı oldu. Yolculuğu sever misin? Uçakla mı? Peki işte uçağın. Çocuk da kendisi
eline bir kurşun kalem aldığında, bir kağıt aldığında devinerek bu uçağı yapabiliyor. Nesneyi çocuğa, çocuğu nesneye yaklaştırıyoruz. Denizime bak, sevinçle dalgalanıyorum. Yunus olup çocuklar gibi gülerek zıplıyorum havalara. Gecenin içinden gülümseyen küçük bir yıldızım şimdi de. İmgesel aktarımlar, imgesel aktarımlar. Evet. Burada yoğunlukta, yağmur olduğum zaman çoğalır yere inerim tek tek. Doğa harika. Olayları çocukları çok yakından ilgilendirir. Kesik bakın, çizgilerle neden veriyoruz. Sonuç ilişkisi? Evet. Neden sonuç evet. ilişkisi? Sanırım bir şemsiyeye ihtiyacım var. Hop, şemsiyen hazır. Kim yapıyor bunu? Kim yapıyor? Çizgi. El yapıyor, çizgi, çizgi gerçekleştiriyor. Tek başına çizgi. Daha evet. çok, çok şeyler yapabilirsin. İşte kitabın temel iletisi burada saklı. Bununla daha ilgili... çok şeyler yapabilirsin. Buyur. Bununla ilgili çok güzel bir anımız var. Yani onu buyur. Anlatmadan buyur, geçmek lütfen. İstemiyorum. Ben de böyle tutuyorum. Bu Hollanda'da çalıştığımız dönemlerde bir vakıf aracılığıyla Rotterdam'da bir okula davet etmişlerdi. Oraya gittik. Gitmeden önce kitabımızı göndermiştik. Diğer kitapların yanında bu kitap da gitmişti. Gittiğimizde bize hem çok güzel karşıladılar çocuklar, hem de oturmuşlar bu çizgiyle ilgili her biri ayrı bir kitap yapmış. Aynen bu yöntemi izleyerek. Ama bunlar değil içerisinde. Kendilerine ait, kendilerine özgü olan şeyleri. Hangi aynı dilde çizgi yöntemiydi. Kitap? El yapımı kitaplar. Hı hı. Ama hangi dilde basılmıştı? Dil Türkçe. Dil Türkçe. Türkçe. Ama çizgi dil çizgi zaten. Evrensel. Tek başına çizgi bir dil. Evrensel, evet. Bu bizi tabii çok duygulandırmıştı. Ve çok özel sorular hazırlamışlardı. O sorularla karşılaştık ama bu kitap sayesinde oldu. Demek ki çizginin dili evrensel bir dil. Evet. Evrensel. Ve çok yani da güçlü. Sözcüğe gerek kalmıyor. Kimi yerde gerek kalmıyor. Hani hep eğitimde yaratıcı yazmadan söz ediyoruz. Öyle sanıyorum ki bu yapıtta da yaratıcı çizme olgusuyla karşı karşıya. Çok güzel bir tanımlama. Evet. Ve burada bizi izleyen anneler babalar da öyle sanıyorum şimdi kağıt kalem ellerinde kendi öykülerini, kendi şekillerini basit çizgi dokunuşlarıyla yapmaya başladılar. Aslında çizgiyi küçümsememek gerekli ve herkes yapabilir bunu. Evet. Bizim söylemek istediğimiz de bir anlamda o. Tam tersine hem çizgiyi çocuklar. Önemsemek gerekiyor. Değil mi? Evet. Çocuğun dünyasında çizginin yani. Rengin önemli bir işlevi tabii. var. Kitabı bitirmek istiyorum. Evet. Daha çok şeyler yapabilirim. Sağ tarafta bir el. Peki. Bakın sevgili Dildizgün, işte çocuğa sorumluluk bilinci böyle verilir. Demek denemek ister misin? Evet, çocukta da el var. Evet. Çocuk da deneyerek tabii. çevresindeki tabii. nesne verilerin, kavramların biçimlerini yapabilir. Öte taraftan birçok kavramı görsel kimliğiyle çocuğun belleğine yerleştiriyor. Evet. Daha ne yapsın? Daha ne yapsın? Yani aslında onun devamı olan bu çizgiler. Ben kırmızıyı yiyebilir miyim? Sayın Dildizgün. Aynı şekilde. Kırmızıyı yiyebilir. Kırmızıyı yiyebilir misiniz? Şu sayfayı, ilk sayfayı seyircilerimize evet. gösterir misiniz? Şöyle gösterelim. Aslında evet, bu kitabı yazarken hangi duyarlılık öncelendi Sayın Ömer? Şimdi çocuklar oyunla gelişiyorlar ya. Evet. Oyunu çok seviyorlar. Biz büyükler de oyunu seviyoruz. Aslında oyunu sevmesek bu kitaplar da çıkmayacak ortaya. Bu kitap bizim oyun sevgimizi anlatan bir şey. Aslında kimi eğitimcilerce yanlış anlaşıldı. Şöyle şeyler geldi. Çocuklara renkleri öğretiyorsunuz. Ama şimdi kahverengi karışım bir renktir. Çok zor olur. Biz orada açıklama yapma gereğini duyduk. Dedik ki biz burada renkleri öğretmiyoruz. Oynuyoruz. Oynuyoruz. Evet. Oynuyoruz. Burada bir serüven var. Kırmızı yiyebilir miyim? Yani bu mavi de olabilir. Olabilir tabii. Yani mavi yiyebilir miyim? Mesela yine yaptığımız bir çalışma vardı. Yeşil zıplıyor diye. O yeşil zıplıyor da hem rengi anlattık. Bir daire, sarı bir daire. Mavinin içine girdiği zaman yeşilleniyor, çıkıyor, zıplıyor ve daha sonra giderek biçim değiştiriyor ve bir kurbağaya dönüşüyor. Şimdi bu bir oyun. Oyun. Bu kitapta, bu kitabın öyküsünde kısaca ancak böyle diyebilirim. Biz de oyun oynadık. Kırmızıyı yiyebilir mi? Bir serüven var burada, bir sürpriz evet. var, bir tabii heyecan var. Çok ilginç. Mavi bir beyazı olsun istedi. Evet. Tam mavi bir sayfa ama ortasında bir beyaz bir var. Beyaz. Onu ancak sayfayı ayırınca anlıyoruz ki şurada bir minicik bir delik var. Arkasında bir meğerse mavi içinde bir bulut varmış. Evet. Beyaz sarısı olsun istiyor. Burada yine bir delikten arkadaki bir başka şeklin güneşin sarısını algılıyor. Bu sürekli öykü böyle gelişirken sarı kahverengisi olsun derken
benzeri bir teknikler. Sürekli kitabın içinde küçük, burada şimdi yapışık olduğu için kitapta izleyemiyoruz ama arkasındaki renk bu ön sayfadaki öykünün bir parçası olmaya başlıyor. Ve bu hem merak öğesini canlandırıyor hem de az önce söylediğim gibi çocuklar da böyle şeyler yapabilir. Çünkü bir önce kurguladığınız şeyin parçasını öbür sayfaya koyuyorsunuz. Kırmızı ve sonunda aslında sözcüklerle değil çizgilerle ve renklerle bir öykü çıkmaya başlıyor. Bir bakıyoruz burada ilk sayfadaki mavi var, beyaz var, güneşin sarısı var, evin kırmızısı var, ağacın i̇şte yeşili kavramsal var. Kavramsal gelişim böyle desin. Kavramsal gelişim. Oyun kurgusu içinde. Şu ağacın üzerindeki eğer ki izleyicilerimize gösterebilirsek burada çok ilginç bir şey çıkacak. Tabii kitabın daha kalın basılması. Şu ağacın üzerinde bir kırmızı görüyoruz. Yeşil kırmızısı olsun istiyor. Yeşilin üzerinde nasıl olabilir? Sevgili hocam kırmızı. Eğer ki ağacın üzerinde kırmızı bir elma varsa olur. Bu kadar hem kavram gelişimi hem de dünyayı nesnel içinde yaşadığımız neden sonuç ilişkisine dayalı olan dünyayı çocuk böyle kavrayabilir. Bakın, bu dünyanın içine yer alabilir. Tekrar ediyorum okul türü öğrenmenin gerçekleştirmeye çalıştığı birçok amaç duyarlı annenin babanın eğitimcinin elinde bu kitapla sağlanabilir. Tek başına bile bu kitapla sağlanabilir. Evet. Bu aynı zamanda Ümit Bey'in dediği gibi bir oyun. Bu oyunun kendisi ciddi alınması gereken bir olgu. Oyun sadece eğlenmelik değildir. Oyun çocuğun düş dünyasına ama daha da önemlisi ruh dünyasına yatırım yapan, onu geliştiren, devindiren bir hareket, bir uyaran. Sorgulaması gereken. Ve bakıyoruz son sayfaya geldiğimizde aslında tek çocuk tabii kopardığı elmayı yiyor. Ama bütüncül bir öyküyü biz karşımızda görüyoruz. Evet, bu kitaplarla karşılaşınca bizim ülkemizde çocuk gerçekliğini kuşatan sanatçılarımızın olduğunu görüyoruz. Ümit Ömel işte onlardan birisi. Sevgili Ömel, siz çocuklara çizgiyle, renkle ulaşmak istiyorsunuz. Evet. Renkle ve çizgiyle ulaşırken onların duyarlılıklarını da gördüğümüz kadarıyla önceliyorsunuz. Çocuk gerçekliğini duyumsamış bir sanatçı olarak. Çocuklar nelere güler sizce, nelere hüzünlenir? Nedir çocuk gerçekliğini bir sanatçı olarak, bir sanatçı gözüyle betimleyen temel yönelimler? Yani bizim gözlemlerimiz büyükler biraz alınacaklar ama en çok büyüklere gülüyor çocuklar. Yani çevrelerinde o kadar ciddi ya da her şeyi çok ciddiye alan, tabii ciddiyet olmasın demiyorum yaşamda ama o kadar onlara anlamsız gelen ciddi davranış biçimleri var ki çocuklar bunlara çok gülüyorlar ve bu alaycı yönlerini kimi zaman nasıl saklayacaklarını bilemiyorlar. Yani ama gülüyorlar, büyüklere gülüyorlar. Çelişkilere gülüyorlar. Yani onlara çok ters. Çünkü onlar dünyaya çok daha farklı bakıyorlar. Yani yeni şeyleri görüyorlar. Hani biz yeni bir ülkeye, yeni bir yere, mekana gittiğimiz zaman nasıl orada merakla izliyorsak, onlar da dünyayı, bütün çevrelerindeki dünyayı ve insanları ve hayvanları merakla izliyorlar, sorgulayarak izliyorlar. Ve onlar o kuralların dışında yaşıyorlar. Aslında ben haddimi aşarak şunu söyleyeceğim ama yani eğitimin çok daha farklı olması gerekli ki çocuktaki o merakı ve sorgulamayı ve irdelemeyi törpülemesin. İşte bu törpülendiği zaman o zaman bizlere benziyorlar ve gülmeyi de unutuyorlar artık. Evet. Kendilerine de gülmeyi unutuyorlar. O aslında büyüklerde de yaşamalı herhalde o duygu. Yani biz öyle yaklaşıyoruz bu olaya. Ama bizde mizah, yani karikatürden geldiğimiz için bir de mizah unsurunu katıyoruz kitaplarda. Yani hemen hemen bütün kitaplarımızda bu var. Mesela kavramları anlatan, Hokus Pokus Tavşan'da mizah var. Mizah var. Ama biz orada kavramları anlatıyoruz diye yola çıkmıyoruz. Ama kavramlar var. Ama farkında değil kavramları. Dolayısıyla öğrenmiş oluyor çocuk Demek onu. Ki çocuk edebiyatı yapıtının temel önceliği öğretmek falan değil. Yok böyle bir Daha şey. Değil. Sakın değil. Eğitimciler, anneler, babalar da öncelikle amacı öğretme olan kitabı çocuğun yaşam alanına katma gibi bir önceliği sürekli gündeme getirmesinler. Çok yaşantı yoluyla belki, yaşatarak öğrenme. Edebiyatın işlevi bu. Sezinletme, duyumsatma, çocuğun da duyarak, anlayarak, kendi duygu ve düşünce birikimini kullanarak anlam oluşturmasına olanak sağladığı zaman edebiyat yapıtı
işlevini tabii yerine getirmez. Sayın Sever, özür dilerim sözünüzü kestim ama bugün çağdaş eğitimin temellerinden bir tanesi bilişsel geliştirme, örnek geliştirmeye çalışmak ama bunu da mesela ilişki kurmak değil mi? Okul öncesi çocuk ilişki kurabilir mi kendi başına? Şimdi bakın burada sevgili Ülkü Ovat ve Ümit Eymel'in Mio'nun Güneşi diye bir yapıtı var. Buradan tek bir sayfayı göstermek istiyorum. Bir kedi ve bir çiçek var. Yazısı yeryüzüne gülümseyen bir çiçek. Şimdi tek başına kediyi görmezsek çiçeğin gülümsemesine ilişkin bir veri yok elimizde. Çiçek. Tabii. Ama şöyle kediyle birlikte baktığında, şimdi sevgili öğretmenlerimiz de olasılıkla bizler kadar heyecanlıdır bu görüntülerden. Kedinin gülümsediğini görüyoruz. Kedinin gülümsemesiyle çiçeği, eğer ki sözcüklerle biz çiçeği gülümseyen olarak kılıyorsak, bu çiçeğin de gülümseyebileceğine yönelik bir ilişki kurma ödevini yüklüyoruz çocuğa. Ve bunun bu resim, bu görsel algı çocuğun belleğinde ilişki kurma becerisini geliştiren bir öğe değil midir Sayın Sever? Sayın Dili Düzgün, çok önemli bir saptama. Benlik kişinin dış ve iç dünyanın gereklerini tanıma ve onlara göre davranma yeteneğidir. Benlik gelişimi için çocuklara tanıma, karşılaştırma olanağı sunmalıyız. Bu olanağı sunan ve çocuğun sürekli konuğu olan bir araç çocuk edebiyatı yapıdır. Evet. Şimdi şu soruyu gelin birlikte yanıtlayalım. Çocukların okul türü öğrenmede en mutlu oldukları an ders zilinin çaldığı andır. Çünkü ders zili çalmayla birlikte çığlıkla çocuklar koşarak, eğlenerek, birlikte kol kola girerek oynamaya başlar. Değil mi? Oyun çocuk gerçekliğini tanımlayan en önemli eylem. İşte siz çocuğun oynayarak, gülerek, eğlenerek öğrenmesine olanak sağlıyorsanız çocuk gerçekliğini anlamışsınız demektir. Şimdi bu kitapla ve yanındaki Kimi Korkar Canavar'dan kitabıyla ilgili de küçük bir anımız var. Onu da isterseniz ileteyim. Mutlu oluruz. Çünkü konuyla bağlantılı sanıyorum. Yine Ülkü ile gözlemlediğimiz bir şeydi bu. Bir baba ve çocuğu geldiler bulunduğumuz kitap evine. Önce çocuk bu kitapları hemen koştu, eline aldı ve almak istedi. Yani kitapları satın almak istediler. Fakat babası dedi ki, şöyle bir baktı kitaba, bunun içinde çok az yazı var dedi. Çok az yazı var ve bu fiyata ben bu kitabı almam. Yani kendi kendine konuşuyor. Şimdi çocukların eğitiminden önce belki de büyükleri eğitmek gerekiyor. Yani büyüklerin bu olaya nasıl bakması gerektiğini onlara söylemek gerekiyor. Bir biçimde anlatmak gerekiyor. Yani çocuklarının heyecanını büyükler duymuyorlar. Yani genellikle böyle bir sorun var. O heyecanı duymuyorlar. Daha bizim çok programlarımız da aslında anne baba eğitimi, öğretmenlerimize katkı olsun istiyoruz Ümit Bey. Evet. Bir de şunu da, bu çok sevdiğimiz bir kitaptır. Filapşırınca ne oldu? Onu da hemen kısaca söyleyeyim. Lütfen efendim. Şimdi hayvanların öldürülmesine, katledilmesine karşıyız tabii. Yani bütün insanlar olarak. Yani doğal gereksinimlerimizin dışında keyif için yapılan bir çalışma. Burada fil hapşırdığı zaman yılan fırlıyor o hapşırığın gücüyle. Tam bal kavanozundan bal yemeye çalışan bir ayı var. Oradaki kavanoza çarpıyor. O kavanoz gidiyor. Oraya avlanmaya gelmiş. Yani zevk için hayvan katletmeye gelmiş olan avcının tüfeğinin tepesine geçiyor. Burada mizah öğesini kullandık ve çok vurgulayıcı biçimde papağan sadece yukarıdan bakıyor. Çok yaşa fil diyor. Başka bir şey demiyor. Kitap burada bitiyor. Çocuğun, başka bir şey söylemeye gerek var mı? Çocuğun yüreğinde sevgiye ilişkin duyarlılıklar ancak böylesi kurgularla. Sevgi tabii çok oluşturulur. Önemli bir şey. Evet. Tabii. Çocuk çok yaşamı önemli. Sevmeli, insanı tabii. Sevmeli, kendini sevmeli, doğayı sevmeli. Peki kesinlikle. Bu kendiliğinden olmaz ki. Duyusal davranışlar sezinletilerek çocuklara aktarılmalı. İşte bunun da gerçekleştiricisi bu nitelikteki araçlar. Güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen asla yaşlanmaz diyor Franz Kafka. Evet, güzeli görme yeteneğini çocukların okul öncesi dönemden başlayarak işlememiz gerekiyor. Onun için de araçlara gereksinim var. En etkili araçlar da işte sanatçılar tarafından hazırlanmış nitelikli çocuk edebiyatı yapıtları. İşte çocuk edebiyatı yapıtı 1 yaşındaki
çocuk gerçekliğini kuşatan bir yapıt. Boyama kitapları da var. Boyama kitaplara kuşkuyla bakıyorum. Annelere, babalara bu yargımızı da aktaralım. Tabii sizin boyama kitabınız çocukların küçük kas gelişiminin desteklenmesi amacıyla kurgulanmış. Ama boyama kitaplar çocukların yaratıcı yetilerinin belirli çizgiler içerisinde kalması açısından doğrusu benim uzmanlık alanıma göre önemli ölçüde sakıncalar içeriyor. Çocukları boyama kitaplarından daha çok kendilerinin de duyarak, düşünerek anlam oluşturacağı edebiyat yapıtlarıyla buluşturun diyorum ben sevgili annelere, babalara. Çocuklar Okudukça programından Sayın Dil Düzgün, sevgili dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Öncelikle diyelim ki çizgisiz kalmayın. Çizgisiz kalmayın. Buradan sevgili izleyicilerimize Çocuklar Okudukça programından biz sağlık ve esenlik dileklerimizi iletelim.